tasavvuf vakfı ile Mevlana öğretisini ve Gelibolu Mevlevanesi'ni tanıtma ve yaşatma derneğinin birlikte düzenlemiş olduğu 168. ay programı 749. Hazreti Mevlana'nın Rusvat yıldönümü etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, çay ve lokma ikramı ile başlayan programımızı açılış konuşmaları ile devam edeceğiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mevlana öğretisini ve Gelibolu Mevlevanesi'ni tanıtma ve yaşatma derneği adına Sayın Yusuf Palat'ı kürsüye davet ediyorum. Mühürlenmiş olan onun hakkında olur olmaz laflar söylemiştir.
kalpleri mühürlenmiş olanların cümle sufilere laf söylüyor. Fakat orada hep yürümüş, yürümekte ve yürüyecekte Allah'ın izniyle. Kıymetli dostum, Cenab-ı Allah ilk âlemden itibaren hep insanları uyarıcı peygamberler gönderdi. Bütün insanları uyaran, bütün insanları Allah'ın hidayetine çağıran, bütün insanları Allah'ın dinine çağıran peygamberler gönderdi. Bir kısmını belirli kabilelere, belirli bölgelere gönderdi. Bir kısmını bütün insanlığa gönderdi. Ve bütün peygamberin vazifesi şu: Allah'ı tanıtmak, Allah'ı sevdirmek ve insanların Allah'ı tanımasına, bilmesine engel olan onlara nefsin hilelerini, şeytanın hilelerini anlatmak. Ve ilk adamı, nefse karşı ilk bu konuda hata yapan Adem Aleyhisselam oldu. Ve Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmedenlerden oldum dedi, tevbe etti. Ve Adem'den sonra diğer peygamberler de sırası gelen etrafındaki insanlara Allah'ın dinini tebliğ etti. İnsanlara nefisle mücadelenin yollarını öğretti. Ve peygamberlerden peygamberlere, aynı zamanda peygamberlerden sonra zamanın velileri, zamanın Allah dostları hep bunu anlatamadı. Ta ki Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar geldi. Dünya üzerinde iyiler hiç eksik olmadı. Dünya üzerinde Adem'den itibaren iyilerle kötüler arasında, hakikatle hakikate karşı olanlar arasında, hak ile batılın arasında hep mücadele devam etti. Ve bu mücadele Muhammed Mustafa'ya kadar geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde bu mücadele ile vazifelendirildi. Ve peygamberliği boyunca bütün etrafındaki insanlara Cenab-ı Allah ne olmak, ne olduğunu, ne olmadığını hakikati anlattı. Batıla karşı mücadele etti, cihad etti ve Allah'ın hak ve hakikatini etrafındaki insanlara anlattı. Ve bize tertemiz bir din bıraktı. Ve dedi ki, size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sarılırsanız kurtuluşa erenlerden olursunuz. Bir, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. İki, benim sünneti seviyorum. Bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz, bir, Allah'ın kitabı, ikincisi de Ehl-i Beyt'in dedi. Ve böylece tertemiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir yol bıraktı. Bize nefsin hilelerini anlattı. Şeytanın hilelerini anlattı. Kur'an bize geçmiş peygamberlerin hikayelerini, şeytanın hilelerini, nefsin hilelerini, kötülerin hilelerini anlattı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa Kur'an ve sünneti seviyeyi analiz edip süzerek kendi hayatını dine vakfetti. Ve kendi hayatı da bize bir ölçü oldu. Ve peygamberlerin sorumlusu, kendisinden sonra bir daha peygamber gelmeyecek olan, kendisinden sonra tekrar bir nebi, bir rasul gelmeyecek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ta ki ecel ona da dokundu. Ve bu dünya hayatı ne yazık ki onun da bitti. Ve o da beden olarak toprakla tanıştı. Ve ondan sonra sahabeler dediler ki, ya Resulallah, senden sonra bu ümmetin hali nicedir? Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki, benden sonra yeryüzünde, yeryüzünün direkleri olarak veliler gelecek, veliler olacak, Allah dostları olacak. Bu Allah'ın dostları dinin ayakta durmasına vesile olacaklar. Dinin ayakta durması için mücadele edecekler, cihad edecekler, gayret edecekler ve onlar nasıl bu arzın direkleri dağlar ise onlar da dağlar gibi bu dinin direkleri.
kamili Pirimiz Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'dir. Cenab-ı Hak ona öyle bir kutupluk, ona öyle bir yol nasip, maneviyat nasip eylemiş, ölümünden 750 yıl sonra da işte bu gecede olduğu gibi onun anıldığı, yolunun ayakta durduğu ve yolundan gidenlerin devam ettiği bir yol bırakmış Cenab-ı Hak. Evet, Hazreti Mevlana'mız bugün Şerh-i Aruz günü rakıpladığı gün dosta dost olmuş. Ve bugün dünya hayatıyla fizik olarak, bedensel olarak bağlı ve bağlanmış. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de diğer veliler gibi, pirler gibi, diğer üstadlar gibi nefis terbiyesine önem vermiş. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cihattan dönerken ashabına şöyle demiş. Hani cihat, hani ashab cihattan dönerken mutlular, şöyle yedik, böyle yedik. Onlara öyle bir sen edayla demiş ki küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Ashab durmuş. Karşımızda kim var? Karşımızdaki herkesi yeniyoruz. Peki müşrikleri yendik. Rumları yeniyoruz. O zaman o bölgede her hangi askeri güç var ise hepsini yeniyoruz. Karşımızda kim var ya Resulullah? Büyük cihat kime diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki nefsinize. Evet, demiş ki nefsinize. Asıl cihat nefisle olan cihattır. Asıl cihat, asıl insanın içi önemli. Dışı Müslüman, içi kafir çok olur diyen Yunus onun için söylemiş. Asıl olan insanın içi. İşte bu Allah dostları peygamberlerin yolunda gitmişler ve insanların içinin temizliğini önemli görmüşler. Hani Allah Resulü diyor ya, size bir müftü fetva verse de sen içindeki müftüne danış. İçindeki müftünün fetvasını uygula. O zaman senin iç sesin, hani vicdan diyorlar ya şimdi, o Allah'ın penceresi senin iç sesin. Allah'ın penceresi sende açık mı, kapalı mı? Eğer Allah'ın penceresi, Allah'ın kapısı sende kapalı ise, sen onu örtüysen, onun önüne var örtüysen, günahlarınla, kusurlarınla, yanlışlarınla, dilinden çıkanlarla, gözünden çıkanlarla, elinden çıkanlarla, sen Allah'ın kapısının önüne kendi ellerinle eğer bir duvar örtüysen, o zaman o ses sende yok. O ses sende olmazsa sen her an hata yapabilirsin. O ses olmazsa sen her an devam etmesine kalabilirsin. Ve sen her an şeytanın peşine düşüp gidebilirsin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri asıl cihadı, büyük cihadı kendi nefsimize, kendi içimize döndürdü. Çünkü gün gelecek, devran dönecek, Müslümanların cihad edecek düşmanları kalmayacak. Hatta cihad edecekleri kendi içerisinde la ilahe illallah diyenler olacak. Onları da kılıç çekemeyeceklerine göre Müslümanlar ahir zamanı yaşayacaklar. İşte bu ahir zamanı yaşarken asıl önemli olan o kimsenin kendi nefsiyle olan cihadıdır. Peki nefsiyle olan cihat ne? O zaman o kimse haramlardan uzak duracak. Eğer haramlardan uzak durmazsa nefsiyle olan cihadını kaybedenlerden olacak. Böyle olunca bu sefer onun kalbinde Allah'ın sesi ne yazık ki olmayacak. Haramlar olursa Allah onun kalbine tecelli etmeyecek. Onun kalbine Allah misafir olmayacak. Onun dini yüzeysel olacak. Onun dini kabukta olacak. Özde değil,
Onun için ne yazık ki din onun yüreğine, onun aklına, onun kalbine tecelli etmeyecek. Onun dini, onun eline, onun gözüne, onun vücuduna, onun ayaklarına tecelli etmeyecek. Onun aklı dini bir akıl olmayacak, şeytani bir akıl olacak. Onun fikri şeytani bir fikir olacak. Onun davranışı şeytanın yolunda olacak. Sebep? Çünkü o dini kalıpta kabul etti, özde değil. Kendi için Müslüman ama ne yazık ki mümindi. Zira mümin yalan söylemez, o yalan söyler. Mümin gıybet etmez, o gıybet eder. Mümin dedikodu etmez, o dedikodu ediyor. Mümin diğer müminlerin elinden, dilinden emin olduğu kimse, onun dilinden emin değiller, onun gözünden emin değiller, diğer Müslümanlar onun elinden, dilinden, gözünden, kalbinden emin değil. Emin değil. Emin değilse aşırı Müslüman içi kafir. Emin değil çünkü her an İçi vahşi bir canavar gibi, her an içi vahşi bir orman hayvanı gibi, ne zaman kime ne zarar vereceğini bildi. Sebep? Çünkü o nefsini terbiye etmedi. Çünkü o nefsiyle mücadele etmedi. Çünkü o nefis mücadelesi etmedi. Nefisle mücadele acıdır, kıymetli dostlar. Bildiğiniz acı bir acıdır. Herkes heva hevesine uyarken sen uyamazsın, acıdır. Herkes şahına şöhrete düşmüşken sen düşemezsin. Herkes iftira ederken sen edemezsin. Herkes gıybet ederken sen edemezsin, acıdır. Herkes namazı terk ederken sen terk edemezsin. Reçete acıdır. Herkes heva hevesine uyup Allah'ı zikretmezken sen Allah'ı zikretmek demiyorsun. İşte bu acı ve çeteye ancak tabi olanlar Allah'a dost, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine yoklaşmıyor. Ey dostlar! Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi de bu öğretiyi veriyor. Başka hiçbir öğreti vermiyor. Diyordu ki Allah'a dost olun, Habibine yoldaş olun. Çünkü o yolda yürüyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kervanın başında o kervanın başı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde. Sen ayak izlerini Muhammed Mustafa'ya uyduracaksın. Bu acı reçete bu. Sen ruhaniyetini Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetine bağlayacaksın. Kıymetli dostlar, Muhammed Mustafa'nın yoludur. O yolun izine basalım. Onun ayak izlerini takip edelim. Bu kim? Bu nefret, bu Allah affetsin. Birbirine vahşice yaklaşan bu dünyanın içerisinde birbirine vahşice yaklaşmayan, birbirine kardeşçe, arkadaşça, dostça yolumuzu bina edilmeliyiz. Bu vahşi dünyanın içerisinde cennet bahçesinde yaşamalıyız. Ne dedi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyadayken cennet bahçelerine olayız. Cennet bahçelerinin nimetleriyle nimetleniriz. Sahabe sordular, ya Resulallah, bu dünyada cennet bahçesi var mıdır? Dedi ki, ya evet var. Allah'ı zikredilen meclisler cennet bahçeleridir. Şu an içinde bulunduğumuz meclis gibi inşallah. Ama o cennet bahçesine ancak layık olanlar oturur. O cennet bahçesine ancak temiz insanlar oturur. O cennet bahçesine ancak kendi nefsiyle mücadele edenler son nefesine kadar oturur.
nefisle cihat yapmazsa o kimse bir gün gelir o zikrullah halakasından dışarı kendini atar. O yüzden kendi yaptıklarıyla kendini çıkarır. Ne buyurdu Cenab-ı Allah? Sizin önünüzde sizin yaptıklarınız vardır. Başkasının değil, senin yaptıkların vardır. Bahanesi çoktur insanların. İnsanlar giderlerken, insanlar bari bari derlerken o kadar çok bahane üretirler ki. Bahaneden olup hiçbir şey bulunmaz. O zikrullah arasında ancak temizler son nefesine kadar durdular. O yüzden son nefese kadar durmak ancak nefisle mücadeleyle mümkündür. Hazreti Mevlana'mız da Hazreti Pir'le Mesnevisi'nde Divan-ı Kebir'inde nefisle mücadeleyi ön planda tutmuş. Cenab-ı Allah bizleri nefsiyle mücadele eden kulladığınız nesil bir fatih eylesin inşallah. Değerli dostlar, kıymetli Mevlana Hazretleri, az sonra Sema Zikri Şerifi programına geçeceğiz. Bizim Semazen kardeşlerimiz Allah, Allah diyerek çarpıtar. Her çarpıta Allah derler. Gelin bizlerle hep beraber karşılığını sadece ondan bekleyerek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Allah, Allah diye zikredelim. Kalpten pası silelim. Mevlid-i Şerif'te dendiği gibi bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli arıza. Buradan ayrılmadan mağfirin zümresine, günahlarının affolmuşlar zümresine ilhak olmak gerekleriyle inşallah. Niyazımız son olarak şudur ki Cenab-ı Allah inşallah bizleri yolunda dahil olanlardan eylesin. Bizleri, evlatlarımızı, gelecek çocuklarımızı yoluna dahil, yoluna hadir olanlardan eylesin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Geceniz nur olsun. Allah'a emanet olun. Sözüme nihayet vermedim. Son selamımızı da bizlerin yetişmesinde yegane sebep olan üstadımız Bayın Gürlü Hacı Mustafa Özbağ Efendi Hazretleri'ne selam ediyoruz. Selam olsun ona. Her ne kadar şu anda aramızda cismen, fiziken olmasa da ruhaniyetiyle, maneviyatıyla bizlerin sizi Allah'a